Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir korku oyunu serisinden hepinize selamlar. Gençler, bu oyun bana yıllar öncesinden soruluyordu. Until Dawn çeker misin diye. Fakat benim verdiğim cevap hep şuydu. PlayStation'ım yok, bilgisayara çıkarsa mutlaka çekerim demiştim. Çünkü oynamayı çok istediğim bir oyundu. Dün itibariyle de bilgisayara çıkış yaptı. Ve tabii ki ben de oynayacağım. Yalnız en baştan şöyle bir uyarı yapayım. Oyunun Steam sayfasını biraz kontrol ettim. Optimizasyondan çok fazla şikayet etmişler. Yani yaşayacağımız FPS droplar, oyun takılmaları falan benden kaynaklı değil arkadaşlar. Oyunda genel bir problem var. Onu şimdiden söyleyeyim. Evet, hadi bakalım. Bugün kanatlarını çırpan küçük bir kelebek haftalar sonra yıkıcı bir kasırgaya yol açabilir. Kelebek etkisi deniyor arkadaşlar buna. Çok meşhur bir psikoloji terimi diyeyim. Yani diyor ki verdiğin minnak bir karar gelecekte bir karakterin ölümüne ya da kurtulmasına yol açabilir. Yani bu tarz seçimli oyunların atalarından diyebiliriz Until Dawn için. Birden fazla olasılıktan biri. Bakalım kaç kişiyi yaşatabileceğiz, kaç kişiyi kurtarabileceğiz. Şimdi gençler şöyle bir şey var. Oyun daha öncesinden çıkmış bir oyun olduğu için, yani yeni bir oyun olmadığı için belki bazılarınız biliyordur. O yüzden videoya gelen yorumları ilk önce ekipten birisine okutacağım. Hani birisi spoiler vermiş vermemiş mi diye ondan sonra yorumlara kalp atıp cevaplayacağım. Eğer spoiler veren birisi olursa kanaldan sınırsız olarak banlayacağım, onu söyleyeyim. Yani işte abi sonraki bölümde şöyle bir şey olacak, orada şu seçeneği seç falan yazan olursa hem ekipten biri kontrol ettiği için bana spoiler verememiş olacaksınız. Yani kötü amacınıza ulaşamayacaksınız. Hem de sizi kanaldan banlayacağım sınırsız bir şekilde. Bir daha yorum atamayacaksınız, onu söyleyeyim. O çok istediğimiz seriye, yıllardır beklediğimiz seriye sonunda başladık. Yalnız şöyle bir ortamı çok isterim ya. Klasik şey vardır ya, bir Netflix bir Spotify'a 6 ay yaşarım böyle bir yerde falan. Çok güzel bir ortam. Ben çok severim böyle ortamları. Özellikle Finlandiya'da falan ikliminden dolayı çok fazla böyle ortam var. Hadi bakalım. Direkt girişte diyorsun. Ha bir şey diyeceğim, kesin arkadaşlarından birisi. Böyle bir şey duyunca da mecbur kontrol etmeye gidersin. Başka ne yapacaksın ki? Diğer türlü için rahat etmez yani. Merhaba. Ne kadar tatlısın lan sen? Kapsülü sınır içinde tut. Ha, okey. Tamam, anladım mantığını arkadaşlar. Sınır içinde kalamazsak tamam, ses veriyoruz. Okey, ses çıkarıp çıkarmama mantığı. Hemen içeri geri sokmam gerekiyor o çubuk gibi şeye. Süresi bitmeden. Ha, ürkütmedik tamam. Canım benim, senin ne kadar güzel gözleri var ya. Efendim? Ama şu yaptığı ayıp yani. Ben sana insancıl bir şekilde yaklaşmışım. Şimdi gittin oraya, ben sana mama falan bir şeyler verirdim ya. Oo, bunlar sızmış bile çoktan. Ortamı kurmuş bunlar. Sahne geçişlerine direkt olarak takılıyor arkadaşlar. Oraları fark ediyorsunuzdur. Onun harcama sinematiklerde çok bir problem yok gibi şimdilik. Bunlar şey mi, klasik hani daha evine gelelim bir hafta tatil yapalım falan kafasında olan bir ekip mi? Josh masayı bile içmiş anasını satayım. Evin ortamı o kadar iyi ki, bir tane şömine falan var ya. Ekip yavaştan toplanıyor, hadi bakalım. Sarışın ablamız da geldi. Biliyorsunuz ki korku filmlerinde bir sarışın olmazsa olmaz. Evet, tamam, hepsi toplanmış. Bir de bu tarz oyunların ilk 1-2 bölümü genelde sinematikli geçer arkadaşlar. Bunu söylemiştim Frankston'da. Hani o yüzden buralarda biraz daha ana hikaye odaklı gideceğiz. Sonradan gameplay kısımları falan başlayacak. Klasik bir korku filmi ortamı. Sarışın var, siyahi var. İki tane sarışın varmış. Bak, iki sarışın varsa birisi başrol olur. Birisi salak olur, birisi de başrol olur. Just because he's class prez doesn't mean he belongs to everyone. Mike is my man. I'm not. Hocam sevişen ölür, bence sevişmeyin. Whatever you say, darling. Ya bir tavsiyesi olsun sizin için. 13. Mafya filmlerini 83 kere izlemiş birisi olarak. Bunlar bayağı transa geçti. Aa, bu Mr. Robot'taki adam değil mi? Lan bunun suratına... Oğlum vallahi yara sandım. O ne çizmiş lan suratına? Ohohoho. Kral senin suratı götürmüşler, haberin olsun. Okey, gameplay'i direkt bize verdi şu an. Bu neymiş? Fotoğraf makinesi. Neler çekmişiz bir bakalım. Zamkelerle dağ tatili. Lan ne oldu? Direkt animasyon girdi. Ben belki de inceleyecektim bir şeyleri. Kaldır bakayım. Kesin buranın geçmişiyle ilgili falan bir şey bulacağız bak. Hmm. Oh my God. What did our naive sister get herself into now? Ergen aşıkları mı bulduk? Ne oldu? Bu gözlükte de sanki şey gibi, buranın teknoloji ağası gibi hani sanki. Bir hackmack bir şey işleme olduğu zaman buna bırakacağız gibi sanki ortamı. Biraz saf salak görünüyor ama aslında zeki gibi. Vay, yetişe bak, yaparız diyorsun. Günlük mü yazıyor? Kelebek dövmesi Allah'tan kolunda. Tam bayağı ekibi tanıyoruz yani şu an. Kim ne yapıyor, kim kimle sevgili, kim kimle arkadaş. Aa.
Bunlar kayda alıyor bunu. He. Bir şantaj olayları ya da böyle hani dalga geçme, sosyal medyaya düşürme olayları olur ya. Öyle bir şey dönecek sanırım. Oh my god, she's taking her shirt off. Var ya, şöyle arkadaş grupları var ya. Ne? Lan altyazı okuyamadım. Ne oluyor oğlum? Aptal bir ney dışarıda yazdı? Bismillah, hepsinin içine bir şey mi kaçtı? Öyle bir gerilim verdiler ki yani. Sam süpersin bak. Güzel bozdu oyunlarını. Sam ahlaklı, iyi insan. Şimdilik. Abi niye Hannah'ın gururuyla oynuyorsunuz ki? Diğerlerini bul, Josh'u uyandır. Diğerlerinin peşinden devam. Josh'u çünkü şu an uyandırsak da o adını bile hatırlamıyordur. Lan ne şakası, boş yapmayın siz de ya. Böyle yapa yapa insanları bulüyorsunuz. VHS serisinin bir filminde de böyle bir şey oluyordu. Bir tane kızla dalga geçiyorlardı. Canlı canlı mezara falan koyuyorlardı. Sonra lanetleniyorlardı falan böyle. Al abi işte dağın başına tek başına yok. Team dur lan, ne oluyor oğlum, bir şey konuşacaktım. Kızı dağın soğuğun şeyin içinde, dağın içine tek başına yolladınız. Onun peşinden de Beth gidiyor. Bunların başına bir iş gelecek ama. Evet, feneri açmayı akıl ettik. Bu yol kapanmış. Ha tamam, arasından geçebiliyormuşuz. Evet, yeni bir dağ evi bulduk da buraya mı gelmiştir ki acaba? Oğlum. Ulan en masum, en şimdilik sessiz sakin olanlar bu ikisi. Sırf diğerlerinin şerefsizliği yüzünden. Bunların başı belada bak. Ya geyikcim. Hayır bak, bir de şakayı karşı taraf yapsa diyeceğim ki hani tam erkek haklı. Klasik hani saçmalığa çalışıyor falan filan, hani hem cinsi yapıyor ya. Yani hem cinsinden şöyle bir kötülük görmek çok kötü değil mi? Ne oluyor oğlum orada? Ben şimdi girmem ki oraya. Mecbur gireceğiz ama galiba. Hocam. Selamın kavlen inşallah. Çok da aslında bu kadar dar bir yere sıkışır kalırım lan burada. Paranormal olaylar da başladı yavaştan. Arkadaşlar öyle bir FPS drop var ki yani, dediğim gibi benlik değil. Bu bölümlük affedin lütfen. Umuyorum ki sonraki bölüme güncelleme falan gelir, düzelir. Zamanında olmadan doğru girdiği yapma. Okey. Quick time eventlerden bahsediyor. Güvenli hızlı, hızlı anasını satayım. Aha ne oldu oğlum, bacağım ikiye ayrıldı sandım. Burası biraz daha zor olacak büyük ihtimal ama en azından daha hızlı. Güvenli kısım bizi çok yavaşlatabilir. Peşimizde ne olduğunu bilmiyoruz. Sesi takip et, ayak izini takip et. Ayak izinden devam. Ama ayak izi geyik de olabilir ya. Aynen de öyleymiş, merhabalar. Kusura bakma, rahatsız ettim oğlum. Evet, Hannah'ı kaçırdık. Hannah'ı bulamadık. Aha! Ya tamam, sen de nereye gittin yani? Tişörtle karda, kışta dışarı çıktın ya. Aha bulduk lan, çok güzel. Biz o kötülerden değiliz. Ya bu senin aptallığın değil ki yani. Oğlum ne oluyor? Bir şey biz... Oğlum aksiyon çok hızlı başladı lan oyunda. Bir şey bizi izliyordu arkadaşlar orada. Minik bir FPS drop'tan yine göremedik ama. Tamam, hemen kalkabilirsin yani. İkiye ayrılmadın ya sonuçta. Allah, telefon gitti. Telefon gitti, fener gitti. Fener şansımızı kaybettik. Oo. Çıkmaz yol, uçurum. Oğlum. Gece görüşüm var o gelen şeyin. O ne anasını satayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğlum güç dayanmaz bir süre sonra. Ya buraya nasıl... Biz buraya nasıl düştük oğlum? Ne oldu ki? Bir tane minik bir patlama yaşa... Ananı satayım. El uzatıyor. Lan ne demek Hannah'ı bırak? Ulan ölüyorsak beraber lan. Ben anlamadım burayı ya. Bu ikisinin ölmesi mi gerekiyordu mutlaka? Evet.
Galiba bu ikisinin her türlü ölmesi gerekiyordu. Yani Hena'yı bırakmak yakışmaz orada ya. Lütfen bu zorunlu bir ölüm olsun. Hani benim hatamdan dolayı olmuş olmasın. Ooo! John Abruzzi Reis, ne yaptın? Geçen sene olan... Ha, okey. Orası zorunlu ölümmüş. Onu anlatmaya çalıştı galiba. Tamam, eyvallah. Teşekkür ederim. İçimi rahatlattın John Abruzzi Reis. Bu şey arkadaşlar, oyunun ara anlatıcısı gibi bir şey. Size olayları anlatıyor, ipuçları veriyor falan. Tamam, onu biliyoruz zaten. Evet, abonelerim sağ olsun çok yazdılar, ben de istiyordum zaten. Alışığız, hiç sorun yok. Ara ara gelip bize olayları anlatacak, ipucu falan verecek. Bu tarz seçimli oyunların hepsinde vardır arkadaşlar bu. Ya ne oluyor Recep Vedik 3'teki terapi seansı gibi ya. Kan görüyorum hocam, vahşet görüyorum hocam. Evet, bakalım. Hocam, Cold Wind Farm, soldaki ahır, sağda da korkuluk var. Beni mutlu ediyor, huzursuz oldum. Şöyle bir fotoğraftan mutlu olan var mıdır? Huzursuzluk veriyor yani. Hasatların içerisindeki korkuluk. Bakalım. Bir de öyle bakalım. Orada belirli bir süre tek başına kalmak sana rahat hissettirir miydi? Mesela bir hafta. Hocam bir Netflix bir Spotify'a çözeriz o işi. Ya şimdi bak arkadaşlar. Husk filmini izledim. Kanlı Hasat yani. Texas Katliamını izledim. İkisi de böyle ıssız, böyle tarlanın ortasındaki evlerde geçiyor. Ben böyle bir ortamda yok, rahat hissetmem. Dağ evinde rahat hissederim ama şurada etmem. Hocam korkma olayı, yani aşırı korkmazdım bence ama ya bu tarz bir ortamda çok yalnız ve rahatsız hissederdim. Ama dediğim gibi hani az önceki dağ evi gibi ortamlarda ya da herhangi bir orman evinde falan bu hissi yaşamazdım. Bu böyle tarla içerisindeki evler beni rahatsız ediyor. Yalnız hissederdim. Reis bana ne soruyorsun? Git Michael Scofield'ı bul anasını satayım ya. Bu kısımda bana yardımcı olmaya mı çalıştı, ne oldu bilmiyorum ama. Yani kararlarına dikkat et ki onlar ölmesin diyor. Görüşürüz John Abruzzi Reis. Bu arada Rammstein grubunun solisti Till Lindemann'la şarkısı var arkadaşlar. John Abruzzi'nin bilmeyen varsa. SS olarak buraya koyayım, belki dinlemek istersiniz. Evet, prologu geçtik. Ana oyunumuz şimdi başlıyor. İşte şimdi biraz daha ana hikaye odaklı, biraz daha böyle sinematik ağırlıklı başlayabilir oyun. Arkadaki ses Lordi'nin mi? Aynen, Rami Malek bak, Mr. Robot'taki adam. Lordi mi söylüyor arkadaki şarkıyı? Bu açlık oyunlarının falan şarkısını yapan hanımefendi değil mi ya? Sesini çok benzettim. Evet, birinci bölüm. Ölümü hatırla. Şafağı 10 saat, okey. Bunu unutmayalım, saati önemli olabilir. Belki bazı yerlerde beklememiz gerekir, sabaha kadar falan. Ya şu droplar olmasa gerçekten çok daha keyif alacağım, oyuna çok daha odaklanacağım ama öyle bir drop var ki arkadaşlar. 4060'lı bilgisayarda drop yiyen var ki benim 2060'ım var. Siz düşünün yani. Bak yine bu giriş sahnesindeki adam mıydı o? Kimdi oğlum? Bu ne yapıyor ya? Evet, Sam. Hena'nın en iyi arkadaşı. Dikkatli, anlayışlı, cesur. Çok iyi. Özellikleri çok iyi. Sam'i zaten sevmiştim girişteki tutumundan dolayı. Hena'yı orada korumaya çalışmıştı ya. Yine bir hayvan gibi sanki ama. Sam ile başladık. Teleferik istasyonu yolundayız. Saat 19.02. 3 dakika sonra bugün günlerden Galatasaray story'si gelecek. Bir şey diyeceğim. Niye bizden önce ayak izleri var? Birini mi takip ediyoruz biz? Ya bu oyunu çıkaranlar denemiyor mu oyun çıkmadan önce? Hani bizim oyunumuz FPS drop yiyor mu, bir şey olmuyor mu falan diye. Ben bunu anlamıyorum cidden. 4060'lı adam bile şu sorunu yaşıyorsa nasıl bir optimizasyon yapıyorsunuz yani? Kapı bozulmuş, üzerinden tırman. Tamam, şuradan tırmanırız ya. Çabuk, güvenli. Güvenli daha mantıklı. Şu yani peşimizde herhangi birisi olduğu zaman çabuk olmamız daha mantıklı olur. Oğlum dur, konuşurken event sordu anasını satayım. Güvenliden devam. Quick time purpo diyorum sana. Tamam. Şimdi hızlı gideceğimiz zaman arkadaşlar bir yaralanabilir falan. Peşimizde biri olsa hızlı giderdik. Gerçi peşimizde biri de var gibi ama bizim haberimiz yok sadece. Bu ayak izleri o zaman Chris'in ayak izleri. Çünkü Josh ona not bırakmış ya. Şeyin üstünden atla falan diye. Ana!
Lan seni yerim lan. Aa, ses vermememiz lazım. Oğlum bu ses şey de biraz değişik ha. Ses verseydik ürküp kaçacaktı. Allah'ım yarabbim, şunun tipine bak. Kuyruğu kadar zaten ya. Kendisi zaten kuyruk kadar. Evet, burada bir tabela bulduk. Neymiş bu? Yerel halk ve kelebek kehanetleri. Bir dakika, bunlar önemli olabilir. Siyah kelebekler rüyayı görenin öleceğini kehanet ederdi. Kırmızı kelebekler tehlikeli bir olay hakkında uyarırdı. Kahverengi kelebekler arkadaşları etkileyecek yitimi önceden haber verirdi. Sarı kelebekler yardım ve yol göstermek için öngörüler sunardı. Beyaz kelebekler şans ve talihin rüyalarını taşırdı. Siyah, kırmızı ve kahverengiye dikkat edeceğiz. Sarı ve beyaz iyi. Şimdi bu olay bir sene sonrasında geçiyorsa bunlar yine niye buraya geldi acaba? Hello? Ben bir etrafı incelesem mi? Bir şey bulabilir miyim? Chris, you here? Çanta buldum. Max here, where are you? Aa, bak. Not in the bag, are you? Yine biri bizi izliyor ya. Hello, what do we have here? Çantayı kapat, meraklı. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, ben gerçek hayatta olsa böyle bir durumda çantayı kapatırdım. Bana yapılmasını istemem çünkü. Gelen mesajın özel olup olmaması önemli değil. Direkt etik kurallar olarak düşündüğümde kapatırdım. Ama oyunda biraz meraklı olmak iyidir sanki. Ne dediniz o işe? Aa, kelebek etkisi yedik. Seni hiç ilgilendirmez. Ne oluyor oğlum? Memati geldi ya. Memati başarımı açtım oğlum. Bu ne ya? Ha, benim büyük ihtimal Chris'le aramda bir şey olacak. Gördüğümüz olay yüzünden. Ya Chris'e güvenimiz sarsılacak ya da Chris telefonuna baktığım için benden soğuyacak falan, ilişki düşmesi yaşanacak yani. Aynen bak. Eşliğe aşık Sadık koruyucu nükteci. Sadık mı? Hiç beklemiyordum böyle bir adamdan. Evet, bu adam biraz güven problemi yaşayacak bize karşı. Hoş bir şey yapmadık. Aslında bunun olacağını tahmin ediyordum ama merak ettim ya. Şimdi arkadaşlar ya, vallahi ya. Sonuçta telefonu zır zır çalıyor orada yani. Oyunun başlarına göre şu an biraz daha iyi drop açısından bu arada. Ne göstereceksin acaba, merak ettim. Burada bir kayıp uyarısı var. 1998 yılına ait. Victor'muş. 1.88 boyunda. Lan beni mi kaçırdılar oğlum? Ha, bu adam suçluymuş. Okey, ben kayıp ilanı sandım da. Adam aranıyormuş yani, hani bir suçluymuş. Ben de birisini kaçırdılar da onu falan arıyorlar sandım. Ne buldun? Atış poligonu mu? Come on, look at these beauties. Beauties is not the word that comes to mind. Why is this even here? What do you mean? What the hell is a shooting range? Harbiden bana da saçma geldi. Amerikalı aynasızın mekanına gelmiş olabiliriz arkadaşlar. He thinks he's like Grizzly Adams or something. Wanna try? No, you go ahead, Grizzly. All right, here goes. Atış poligonundan bir hedefe nişan al. Yap şovunu yap. Kızı gördün yanında. Şovunu yap tabi. Wow, nice. Alright, I'm bad. Etkilendiniz mi hanımefendi? I'm gonna go ahead and oğlum, iki tane trafik cezam var diyorum sana. No, bak adam belalıyım diye havalanıyor arkadaşlar. Belalıyım diye havalanan varsa kafasını s**eyim, affedersiniz de. Belalı olmayı bir marifet sanıyorsunuz ya, böyle çıldırasım geliyor. Bir tane vurasım geliyor ya. Ana ne yapıyorsun lan? Ya oğlum, Allah'ım yarabbim, bu kadar tatlı olamazsın ya. Lan nereye çıktı o, şu sincap mı? Oğlum sakın bana sincabı falan vurdurma ha. Kendimi vururum, sincabı vurmam. Hey sharpshooter, ride's coming. Ne oldu? İlişki durumumuz. Oğlum bu ne, hepsinin anasına mı sövdün? Niye bu kadar düşük bunlarınki ya? Hadi bro, teleferiye gideceğiz daha, hadi ya. Evet, Chris'e geçtik şimdi gameplay olarak. Oralık. Arkadaşlar bu arada oyun sesleriyle ilgili, hani benim sesimi bastırıyor mu ya da benim sesim oyun sesini bastırıyor mu falan, yorumlar atabilirseniz. Ona göre bir sonraki bölüm hani sorunlu olan yerleri düzeltirim. Niye? He said that? What people? I don't know. He said they found people sleeping in the station one time. Creepy. Korucudur onlar ya. Real gentleman. Aynen beyefendi, az önce bela alayım diye hava atıyordu. Beyefendiliğine sıçayım onun. Beyefendi dediğin nazik olur, efendi olur. Asıl beyefendilik budur. Belalı olmayı marifet sanan birine beyefendi demeniz hoşuma gitmedi hanımefendi. O neymiş? Yamaoka'daki evlere benziyor lan. Şu an olduğumuz yerin girişi mi yoksa başka bir yer mi? Evet, teleferik geldi. Yok, sen git. Bunlar da buranın yerlisi gibi maşallah, teleferik, meleferik, ev mev ne bulursa kullanıyorlar. We go. Right, adventure begins. This was the right thing to do. What? You know, getting everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Neyin yıl dönümü için topladılar lan? Oley, Hena öldü falan diye onu mu kutluyorsunuz anasını satayım? Good, good. İki arkadaşınızın öldüğü yere tekrar geliyorsunuz. You know how Josh and I met? No. Third grade. Josh sat in the back of the room. I sat in the front. We didn't even know each other exactly. Josh dersi dinlemeyen tayfadan. The kid sitting next to Josh started strap snapping the training bra on the girl in front of him. So the teacher made him move to the front, where I was sitting. Okay, so. So I got moved to the back. And next to Josh. That's how we met. İşte tesadüfler. If it weren't for the fact Jeannie Simmons hit puberty like
3 years early, and on that day decided to wear a low-cut shirt that showed off her training bra? I mean, who knows? Yani evet, ilginç ihtimaller bir araya gelmiş. Right now, or talking to some other person entirely. Boom. Butterfly. Güzel, iyi özetledi bu arada. Çok iyi özetledi. Yani birisi kelebek etkisi nedir diye sorduğu zaman bu örneği verin arkadaşlar. Jess, Mike'ın kız arkadaşı, dışa dönük, kararlı, fevri. Mike hangisiydi ya? Boy, oh boy, oh boy. New people. Time to meet and greet. Çok güzel ya. Hepsini böyle oynuyoruz ve bol karakter var ya. Tam o korku filmi havası gerçekten çok iyi. What the hell? O kadar da gerek yok korku filmi havasına. Biz geldik. Götümüz dondu, götümüz. Aç şurayı hadi, aç. Basmasam ya. Oh my god. I thought we were goners. Another 10 minutes in there and I would have chewed off my own leg. Sick Chris. Hadi sen biraz uyu ya. Some muscle down here. Yeah, right. Hey, Chris. I'm just doing like Sam taught me. Other people's personal. Yani böyle bir laf sokmaya hakkı var. My goodness. Seems that someone has a little crush on our good friend and dear class president Michael Monroe. Chris. And what kind of sizzling erotica might our Jessica be capable of imagining? Allah Allah. Durumu açıklayalım ya. Israr edince verecek bir tipe benzemiyor çünkü. Çok gevşek biri yani. Wow. Drama. Not really. Pretty clear cut actually. M's out, I'm in. Sana kıl oldum oğlum. Sana ikidir kıl oluyorum bak, Chris. You guys go ahead. I'm just gonna wait here for a bit. See who else is coming. What? I mean. Ya ne hala vallahi. Whoever. Herhangi biri gelirse işte. Parantez için Mike. Did you see this view? Oğlum çok güzel lan. Çok güzel bu arada var ya. Bir Netflix, bir Spotify arkadaşlar. Emily, Matt'in kız arkadaşı, zeki, becerikli, içten. Sadece şu surat ifadesini göster, 3 özelliği say da şu 3 özelliği sayarım. Belki içten kısmını saymam, bence biraz soğuk duruyor. Çok içten biri olduğunu zannetmiyorum. Emily'nin erkek arkadaşı, nazik, güvenilir, aktif. Aktif derken, Sakarya içi falan mı yani? Niye böyle bir bilgi verdin oğlum? Umarım hani girişken falan demek istemiştir. Valizleri de bize kilitlemiş, aha! 13. Cuma'daki köprü. Polisi çağırdığımız yere ne kadar benziyor değil mi? Allah'ım ya Rabbim ya. O kadar alıştım ki şu jumpscare'lere artık. Ha Mike bu, tamam. Cesur, kararlı, karizmatik. You guys. Michael. You really really should have seen your faces right there. Dude, I almost clocked you just now. Nice one. Valizle vuracağım şimdi ağzının ortasına ya. We're all friends here, right? No need for violence, just a little harmless. Haklı, tamam haklı. Bir iki güldük, eğlendi, şimdi hemen şiddete başvurmayalım. Ya bir şey diyeceğim, bunlar nasıl bu kadar rahat ya? Bir sene önce iki arkadaşları öldü. Tehdit de şimdi, adam abartmadı bir şey ya. Samimiyetten devam, zaten aktif bir karakter olduğumuz için. I'm just gonna lay it out, otherwise this whole weekend's gonna suck ass for everyone. This is super awkward, and we all know it. Let's just acknowledge it now and move on, okay? I hear you man, I get it. I don't wanna make this. Yani gerek yok şu an ortamı germeye, daha başlangıçtayız. İleride bir şey olursa yumruğu ağzına vururum zaten, sıkıntı yok. Oh my god, totally, we're so gonna... Ya gerizekalı ya. Kardeşim benim karakterde aktif yazıyor, şöyle hareketler yapma bak. See man. See ya. Hadi görüşürüz. See ya. Gerizekalı. Böyle gittikten sonra arkasından konuşurlar ya. Hey, could you take these the rest of the way? Ablacım, sen de sırtıma bin, seni de götüreyim istiyorsan. Why? I need to go find Sam. Okay. Sorry, I really need to go find her. I totally forgot I needed to talk to her before we get all the way up there. This really can't wait. We're almost there. It's important, Matt, please. Bırakmayacağım ya. Ben de seninle geleceğim. İnatçı anasını satayım. I really don't think you should head back down the trail by yourself. Seriously? It's cold out and it's getting dark. You're gonna protect me from it being dark out? Ya işte yanlış anlıyorsun beni ya. Nobody's gonna steal it. Matt, are you kidding me? Ben sen kendini koruyamazsın olarak değil, yalnız kalma diye. That's not what I meant. Çok yanlış anladı beni ya. Beni çok yanlış anladı ya. I'm sorry, Em. I'm just trying to... Feminist tarafı kabardı, beni çok yanlış anladı. You can help get everything up to the lodge as quickly as you can, okay? Okay, fine. Ya birincisi, ben hani sen kendini koruyamazsın gibi bir şey ima etmeye çalışmadım. Ama bu tarz durumlarda yanınızda kız erkek fark etmez birisi olsun ki hani o ürkünçlüğü alsın ortamdan. Yani şu an erkek değil kız bir karakter olsa yine aynı cevabı verecektim. İkinci olarak da işine gelince adama bavul taşıtıyorsun. Biyolojik olarak hani fiziksel olarak biraz daha güçlü diye. İşine gelmeyince de ben kendimi koruyamayacak mıyım? Ya kardeşim biz onu mu diyoruz ya? İşine geldiği gibi cevap veriyor bu. Bak o karakterde biraz silt oldum ha. Ashley, Chris'e aşık, entelektüel, meraklı, hassas. Ha bu şey kesin resim falan çiziyordur.
Chris'e aşık olmasından dolayı gözümden bir düştü. Oğlum, niye bize sinirlendiği ve bizi istemediği belli oldu. Şerefsiz. Lan yengeyi götürüyorlar arkada, sen ne derdin nesin gerizekalı. Oğlum ben bu jumpscare'ı nasıl yemedim lan bu arada? Neye bakıyorsun, ben de bakıyorum diyecek. Aynen öyle, hayır. Ama bakması lazım ya. Ya bir şey diyeceğim. Bunu görmeye hakkı var, üzgünüm ya arkadaşlar. Bu saklanacak bir şey değil, bunu görmesi lazım. Belki araları bozulacak ama yapacak bir şey yok. Bunu görmesi lazım yani. Ya. İyi oldu, iyi oldu. Bu kadından adamı kurtarmış oldum. İyi oldu. Matt'cim sen iyi niyetli bir insansın. Onun zaten az önceki atarından belliydi derdinin ne olduğu. Şerefsiz, haysiyetsiz. Kahpü. Telefona bakma. Sosyal medyada bir sürü kötü haber görürsün. Moralin bozulur. Kitaptan devam. Oğlum ne oluyor, sürekli bir yerlerden bir şey düşüyor. Ne oldu lan? Ya oğlum, Mike da bunun sevgilisiydi değil mi? Ya bir şey diyeceğim. Banka koş, kartopu al. Kartopu alalım. Durun arkadaşlar, anlatacağım bir birazdan. Şunun bir ağzının ortasına vurayım da şunu. Zınk! Dur dur, içine taş doldur, içine taş doldur. Şunun bir ağzını burnunu kanatayım bir dakika arkadaşlar, sonra anlatacağım az önce söylemek istediğim şeyi. Zınk! Of, son anda. Kah kah kah. Jessica eğleniyorsun da şimdi. Kulağının içine soksaydım da keşke. En iyi şey bazen hiçbir şey yapmamaktır. Atmayacağım o zaman. İpucu verdi galiba bana. Aa, kuşa at diyor. Hayır, zaten yapmazdım öyle bir şey. Görüşürüz canım, kendine iyi bak. Heh, bu çocuğunu atarım ama. Buna kaya bile fırlatırım. Abi bir şey diyeceğim. Madem diğerini seviyor bu Mike, öbür kız da madem bunu seviyor, ulan o zaman normal sevgililerinize durumu açıklayın, ayrılın. Sonra kimle birlikte oluyorsan ol, yanlış mıyım? Yani niye aldatmaya gidiyor ki işler? Çok saçma değil mi? Hani heyecandan falan mı haz alıyor bu insanlar? O yakalanmama heyecanı falan. Kar topu al ya, sokarım Mike'ın anasını satayım. Sok şunun ağzına. What am I gonna get? I can think of at least one thing. Yeah. But you'll have to wait until later. Beklemeyeceğim. Kaçacağım birazdan. We should get up to the lodge. Yeah. It's so nice out here though. Pretty breathtaking. Bunlar hiç mi üşümüyor ya? I mean, I could stay out here for pretty much ever, provided I was making out with you the whole time. Just making out? Well, and... Aklı fikri neydi? Aklı fikri neydi? Yani böyle bir adama nasıl güveneceksin ki? Tek amacı kendi tatminliği yani. Evet, umarım bu şekilde ilerler oyun. Drop konusu çok fazla yok yani şu an, gayet iyi. O ne lan, kim geldi teleferikle? John Abruzzi Reis'e geldik yine, bakalım neler anlatacak bize. Hoş bulduk Reis. Baş tacısın. Seni. Vallahi. Amerika bayrağının yanında niye İsveç bayrağı var solda? Evet, kaldık. Evet, hadi sor bakalım reis. Turn the pages. You will see a set of pictures and symbols. I want you to identify which image in each set makes you the most anxious. Tamam. Üzerine düşünülmeye gerek bile yok bence. Tabii ki erkekler beni daha çok endişelendiriyor. Yani son zamanlarda çıkan haberlerden dolayı hem cinslerimden utanıyorum yani. Şimdi başka konular açıp çok canınızı sıkmak istemiyorum ama hani birkaç gün içerisinde yaşanan olayları görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani kendim de dahil tüm erkekleri yok etme diye bir seçenek olsa kabul ederdim. Abartısız söylüyorum. Hani yok olmayı göze alıyorum. Öyle bir hale geldi ülke maalesef. Uçaklar beni korkutuyor, kalabalıklar beni korkutuyor. Vallahi reis, kalabalıklar beni korkutuyor. Anksiyetesi olan bir insanım. Hiç sevmem yani kalabalık ortamları. Uçaklardan hiç korkmam. Yükseklik korkum vardır ama uçaktan hiç korkmam bu arada. Yükseklikten korkuyorum, boğulmaktan korkuyorum. Bak, ikisinden de korkuyorum bu arada, bir şey değil mi? Ama sanırım boğulmak daha kötü gibi ya. Çünkü yükseklik sadece bir korku ama boğulmak yaşanırsa gerçekten ölüyorsun. Yükseklikte sadece korkuyorsun, oradan düşmediğin sürece korkuyla kalmış oluyorsun. Ama boğulursan ölüyorsun yani sonuçta. Yılan mı, fareler mi? Tabii ki yılanlar. Sürüngen hayvanlardan çok korkarım. Böyle yılan, timsah falan. Fare zararsız, ne yapacaksın anasını satayım. Bak, not aldı gördün mü benim orada dediklerimi? Silah mı, bıçak mı? Silahtan kurtulma şansın yok hasar anlamında. Yani biri sana doğrulttuysa bir çözümü yok.
Bıçağın azından biraz olsun savunma olayın var. Fakat bıçak yarası silah yarasına göre çok daha tehlikeli diyebiliyorum. O yüzden ben bıçaklardan daha çok korkuyorum. Silah çok anlık gerçekleşen bir şey ama bıçak hani o ne bileyim giriş şeyi falan beni ürkütüyor ya. Hamam böcekleri mi yılanlar mı? Yılanlar tabii ki. Evde zaten kedi beslediğim için hamam böcekleri yaşayamıyor yani kalmıyor hamam böceği evde. Reis kaç tane soracaksın? Palyaçolar mı korkuluklar mı? Valla ikisi de ürkünç bence ama fobi anlamında ikisine de bir fobim yok. Ama yine de palyaçolar daha ürkünç bence. Kan midemi bulandırıyor. Kargalardan korkuyorum. Kan midemi bulandırıyor. Çok hassas bir midem var arkadaşlar. Ne yapıyorsun ya? Reis valla sen germediğin sürece iyiyim şu an. Herhangi bir şey gerilmiyorum yani. Aha hipnoz mu olacağız? Süre mi başlattı? Yılanlar mı örümcekler mi? Yılanlar. Kan mı iğne mi? Kan. İğneden asla korkmam. Getirin aynı anda 10 tane saplayın. Sıkıntı yok. Hatta ben aşı olmayı seven birisiyim. Palyaçolar mı zombiler mi? Palyaçolar. Zombilerden korkan olduğunu düşünmüyorum. Zombiler bana hep komik gelir. Kan mı köpekler mi? Köpek sağa koyduğunuzsa köpek ama kan ya. Ben hayvanları severim arkadaşlar. Kan midemi bulandırıyor. Şimşek. Kan. Şimşekten korkmam. Hatta çok karizmatik bulurum. Ne diyorsun? Ne çıktı hocam sonuç? Galiba deli çıktım arkadaşlar. Rica ederim. Evet. 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 Ne gülüyorsun? Oğlum efendice cevap verdik gülme bak. Bir sonuç falan bir şey deli falan çıktıysa mı haber ver bana. Seans başı 150 dolar. He TL de değil. Şimdi hocam ben sana yaklaşık olarak 3000 dolar tarzı bir para vereceğim galiba. 20 seans olarak. Arkadaşlar sizin olaylarınızı merak ettim. Az önceki sorulara hangi cevaplar verdiğinizi yazsanıza bana. İşte 1 yazıp oradaki 2 seçenekten birisini yazacaksınız. 2 yazıp onu yazacaksınız falan. Üşenmezseniz yorumlarda yazsanıza gerçekten merak ettim. Hani insanlar o iki seçenek arasından neyden korkuyor falan. İkinci bölüme geldik. Kıskançlık. Şafağa 9 saat. Evet. Josh. Hannah ve Beth'in kardeşi. Aa inatçı yaratıcı şakacı lan. O ölenlerin kardeşi. Ya özellik olarak iyi bir karakter gibi duruyor. Rami Malek Reis'i severiz ya. When are you gonna install some cell towers up here? I'm getting withdrawals already. You got a spare million lying around and I'll fix you right up. I think I left it in my other jacket. Allah tüh şansa bak ya. Bizim adam var ya içerledi ya. İçerledi anasını satayım. Ya bizim adam dediğim o Matt miydi adı neydi? Esmer olan. Chris'e geçtik de bizi yine biri izliyor. Dedikodu yok yakışmaz ya. Hiç sevmem dedikoduyu. Endişelerden devam. Öğrenecekse onlardan öğrensin yani. Yani umarım öyledir. Zor bir durum çünkü yani. Kardeşlerinin öldüğü yere geliyorsun bir sene sonra. Evet. I don't think it's technically breaking in if you own the place, right? Hey, not if I don't report. Sana tazminat davası açacağım. Ya şu bizi izleyen aramıza katılmak isteyen başka bir insan falan mı yoksa o killer mı ya? Ya nasıl gidiyor demek niye cüretkar ya? Devam normal halatır sormadan devam şu an ya. Good, but a little cold. Think I could use some time curled up by the fire. Ateşi de biz yakalım. Evet, sadece güzel bir fikir dedik. İnşallah yakarsınız ateş. Allah kolay gelsin. Biz geri dönmeden ateşi bulun. Keşfedin o ateşi. Tamam, 300 kelime öğrenin, bir de ateş keşfedin, bir de yemek yapmayı öğrenin. She's like a sleeper hit kind of gal, you know? I just want to rip that parka right off of her and make some snow. Ya da yemeği şu Mr. Robot'a yaptırırız ya. Ulan altyazıyı kaçırdım. Kızla ilgili bir şeyler mi söyledi? Bunlar burada dedikodu yapma istiyor ya. Tam altta ne dediğini görmedim ya. Kıza kötü bir şey dediyse itiraz etmek lazım aslında ama boş ver şimdi araları iyiyken buradan devam. He öyle he deyip geçiştir. Take her to the bone zone. Ha. Like that could ever happen. Come on, man. She practically spends her entire life with you as it is. Yeah, but oğlum niye bir ciddi ilişki düşünmüyorsunuz hemen? Yani iş pişirme, iş pişirme. Allah Allah. I mean, can you imagine a more perfect, ripe scenario just dripping with erotic possibilities? You and Ashley alone at last. You've laid all the groundwork. You've been a perfect gentleman. Nasıl yani kandırdı mı? Come in for the kill. Katılmayacağım kardeşim. I don't know, man. How can you not know? Lan sana ne? It's like weird. What if she might like
want to be friends with me anymore if I try something like that. I mean, weren't you just listening? You gotta buck up, bro. Grow up here. Sana geleceğim birazdan. Kendime gelmeyeceğim de sana geleceğim birazdan. So, how are you planning on breaking into my parents' lodge, bud? I didn't say I had a plan. Planı sen yapacaksın, reis. You better deliver, Koshis, or else you got four lovely ladies who are gonna be freezing their buns off. And last time I checked, that's not a good way to get laid. Oh shoot, nobody likes cool buns. Bu ne? Oy. Lan ben uzaktan balta gördüm burada. Ama balta kayıp. Ya ne oldu oyunuma ya? Evet gençler, az önce oyunum dondu. Kapatıp açmak zorunda kaldım. Neyse ki aynı yerden devam ediyor. Şurada balta vardı. En son onu görmüştük de bir şey diyeceğim. Balta görünüyor. Basınca he, o baltanın şeymiş, tamam. Sadece silüetiymiş. Evet, balta buradan alınmış. Böyle bir kötü haberimiz var. Aynen öyle kardeşim, ittir. Onun üstünden tırmanırız. Geri geri ittireceğine direkt ön basınçla ittirseydin ya. Orayı nasıl açacağız? Yandan bir tornavida mornavida bir şey ya da vurunca... Ha tamam, direkt kaldırmalı, okey. Ya. Sonra erkekler neden az yaşıyor ya? Yaptılar ya da kardeşim, düzgünce girsene ya. Noel Baba'nın alternatif finali bu arada. Bacadan giremezse böyle yerlerden giriyor arkadaşlar, dikkat edin. Sen yapmamışsındır herhalde. I don't think so. Okay, so I'm pretty sure that I've tamam. Got some deodorant in one of the bathrooms. Onu çakmağa doğru sıkma sıkacağız. I don't follow. How's a stick of deodorant gonna help? Spray on, it's a can. Oh yeah. Now bravo Chris. Flamethrower. Just like we do with the Lormy dudes. Yep. Once we melted, just point the spray can in the lighter and push. Ya başınıza bir iş gelecek ya. Bingo. All right, so you got this. I'm gonna go sort something out. You up for hunting around in the dark for a little bit? Hazırım. Nope, but hiç bu kadar hazır olmamıştım. Godspeed, pilgrim. Görüşürüz adamım. Chris, bize verdiler yine ayak işi görevini. Yok deodorant bulacaksın, yok şunu yapacaksın. Önce bir etrafı araştıralım. Bu ne lan? Ha, ön sezi olayı. Bir dakika ya, bir şeyini mi yapamadım? Ön sezi dediği şey, gelecekten bir sahne gösteriyor size de. Yok anlamadım, her yere çevirdim, aşağı yukarı her şeyi yaptım ama bir ön sezi falan bir şey göstermedi. Mantığını, bir şeyini mi yanlış yaptım bilmiyorum. Onu bir Ali'ye sorarım, o biliyor. Çünkü Until Dawn'ı. Oğlum Chris, bizi ürkünç ürkünç yerlere getirdiler lan. Ha, bu ailesiyle falan. Ah lan. That's cool. Hannah belirgin bir madalyon takıyor. Bir dakika, benim geride gidebileceğim bir yer var mıydı? Önce bir oraları kontrol edeyim de arkadaşlar, loot falan bir şey kaçırmayalım. Sonra diğer asıl gitmemiz gereken yerden gideriz. Bak mesela neymiş bu? Eski hademe kundaklamadan hüküm giydi. Ha, bu kaybolan adam. Victor vardı ya. Dağdaki eski otelde 28 yıldır hademelik yapıyormuş. Fakat bu mülkü Bob Washington diye birisi satın almış. Ve bu Victor işinden kovulmuş. Sonra ne bu, intikam olayları falan mı? Siz beni nasıl kovarsınız lan falan, ayaklarımı yani. Bu arada çok fazla sinematik olmadan gameplay'e de önem vermesi çok iyi oyunun da. Ne oluyor oğlum? Yani şu ana kadar hiç sıkılmadım, ne yalan söyleyeyim. Chris aman diyeyim. Aman diyeyim, dikkatli ol Chris. Ne yapıyorsunuz lan, vallahi üşüdüler tam. Ya. Hi Chris, very funny. Allah'ım, bir de yapamıyor ya. Shouldn't you be like getting the lock open or something? Ya tamam, halledeceğiz ya, halledeceğiz ya, bir durun ya. Yüklediler başımıza işi zaten, oradaki balta da alınmış, benim aklım onda kaldı. Balta alınmış ya. E oğlum, hepiniz bu Chris'in girdiği yerden girin. Boş verin, kapı kapalı kalsın, hem güvende oluruz, birisi gelirse ben açamaz. Yeni mesaj. Bu Victor. Bu Victor'dan bahsediyor galiba. Bu Victor da bu hanımefendinin peşine mi düşüyor? Kapı benim kapım olduğundan sorun yok arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim, yukarı çıkma var, aşağı inme var. Çok fazla oda var ya. Yine fotoğrafları, mezuniyet balosu. Ah lan oğlum, kim ne yapıyor şu an, yukarı katta mı onu? Oğlum bir kapıyı zorluyor, bir şey yapıyor. Üst katın penceresiymiş. Bir şey diyeceğim, bu pencerede kesin jumpscare var. Ben şöyle bir hazırlıklı olayım arkadaşlar. Hazırlıklı olduğum halde minik bir ürkme geldi. Olur o kadar, o kadar olur, o kadar olur. Oğlum şu Bülent Ersoy maskelerinden niye her yerde var? Chris vallahi sen var ya, bu evin içinde kaybolmazsan iyi ya. Hani kaybolmazsak kurtulduk sayacağım ya. Evet, bu arada banyoyu buldum galiba. Aynen, deodorantı bulduk. Onun! Hiç gerek yoktu Belhanda. Hiç gerek yoktu. Bir şey diyeceğim, sen aylardır, günlerdir kapalı yerde nasıl yaşadın ya? Sırf bana jumpscare atmak için mi yaşadın yani orada? Hadi hallediyorum, tamam hallediyorum. Bir yerimi yakacağım şimdi, tutuşacağız anasını satayım şurada ya. Buyurun hanımefendiler. Canım yapma, bir tane jumpscare attın, ikinci şey yapma. What was
it? Are you okay? He's like a bear or a tiger or something. Ayıydı ya. He was just a cute little baby Wolverine. Baby, don't worry buddy. You're gonna be a big boy soon. Hem bütün işleri bana yaptırıyorlar hem bir de dalga geçiyorlar. Ah lan Matt. Home sweet home. Sweet is not the word I use. Yazık lan, gülemiyordu adam ya. Aklı başka yerde çünkü onun şu an. Matt neyi düşünüyordun onu? Even with all the police coming in and out? Not a lot of action up here lately. Nope. Bizi bekliyorlar çünkü. What's up, party people? Geldi. Şerefsiz geldi, şerefsiz. Heh, anısı canlandı. Make yourself at home, bro. Will do. Yeah, come on in. Tabii tabii. Load off, have whatever you want. You just take whatever you want anyway, right? Oh. Easy there, cowboy. Seni ve Em'i gördüm, meydan oku ya. What the hell were you doing with Em out on the train? What? I saw you and Em with the telescope. Evet. Before? Sihirli annemdeki avni gibi gözetledim vallahi sizi. While, so we hugged and I said hello. Aynen aynen. Lan ne özür dileyeceğim. Right, right. I'm sure it's all it was. You know what? You can think whatever you want. It's a free country. Lan o zaman benden ayrılsın, ondan sonra ona gitsin. Özgür bir ülkedeyiz diye neyi anlasın? 5 eş alıyor o zaman. 5 tane kadınla evlen. Bunu yapabileceğin ülkeler var, istiyorsan gidebilirsin. Ah Jessica, ah. Ah Jessica, sen de çok safsın. Oh my god, that is so gross. Are you trying to swallow his face whole? Sana ne? Seriously, can she be any more obvious? No one wants in on your territory, honey. Excuse me? Did you say something? Oh, did you not hear me? Was your sluttiness too loud? Sounds like some kişi kendinden bilirmiş işi, tabii. Yeah, it's all a big cattle call with that dreamboat. Congrats, you're top cow. Cuts real deep calling Miss Homecoming a cow. Kışkırt ya. Aa lan öyle değil. Ben onu gazlamak içindi. Oğlum hayır ya. Yanlış cevap verdim. Yanlış cevap verdim ya. At least I can think. 4.0 bitch. Honor roll. Suck on that when you're trying to sleep your way into a job. Who needs grades when you've got all the natural advantages you can handle? Oh please. You couldn't buy a moldy loaf of bread with your skanky ass. Are you serious? Do you think that's insulting? İkisi de o kadar iğrenç ki şu an. Emily durdan devam. Stop. This is out of hand. There's no reason to fight like this. Yeah, Em. Why are you picking fights over your ex-boyfriend, huh? Stop it. Artık eski değil, haberin olsun. Not why we came up here. This is not helping. It's not what I wanted. We can't get along for 10 minutes and maybe we need a little bit of a break. Evet, herkes right? Bir odasına bir çekilsin şu an. Mike, why don't you check out the guest cabin, the one I told you about? Yeah. Want to go do that? Any place without that whore. Allah'ım yarabbim. Al birini vur, ötekinelik bir durum yani. Hani birbirini gösteren Spider-Man gibilerdi az önce. O ona kaşar diyor, halbuki o onu aldatıyor falan, yani ilginç bir ortam. So, Josh, should we get this fire going? Where's my bag? My bag, the little bag with the pink pattern, the one I got on Rodeo. Matt, are you listening? Oh my god, don't you remember next to the Italian shoe place where I got the stilettos? And you knocked over the rack while you were drooling. Ne anlatıyorsun ya? Well, I mean, she was asking about my letter jacket. Right, because she gave a shit about your designer letter jacket. Why do you hate my jacket? Matt, I need my bag. Oh my god, Em, maybe you just seriously think I'd get ona bulmaya gideceğiz şimdi ya. Guess not. You must have left it down by the cable car station. Git al lan o zaman. Come on, hon. Hallo hayatım diyor oğlum. Alo. Then we can get warm. We can get very warm. Ya Matt, of Matt, of gözümden çok düşüyor. Bu kadar salak olamazsın Matt ya. Bu kadar salak olamazsın ya. Of. Okay. Keşke bana sorsaydı da gitmeseydim. Kendin git lan deseydim. How far is this cabin? Bakayım hemen, ben şimdi anlarım. This cabin is the coziest, most romantic love den you will ever lay your eyes on. If we ever make it. I have a feeling luck's on our side. Ah Jessica, sen de hiçbir şeyin farkında değilsin ama. Hey, porn star. Senin de diğerinden aşağı kalır yanın yok gibi yani. Porn star? I pay to see you. Gross. Herkes bir değişik havada şu an ya. Tam o gençlik havası yani, filmlerde olur ya. You have fun with the peanut gallery. Oh, I almost forgot. Gotta fire up the generator so you can see where you're going. Bizden sorulur, hiç merak etme reis. 7 yıldır da ebede oynuyoruz, sen rahatta kal. Aynen, bir de gaza getir bizi. Oğlum! Arkadaşlar, işler beklediğinden çok daha farklı yerlere gidiyor. Hiç hoş bir cevap değildi, hiç hoş bir cevap değildi. Ben Jessica'yı takip ediyorum da. Hey Hot Lips, photo booth? Alright, read my mind. Tabi tabi. Storysiz olur mu? Hiç anın tadını çıkarmayın, aman diyeyim. Ben mi çekiyorum? Dur. Şimdi. Oh my god. Nasıl çıktık bakayım mı? This is perfect.
Evet evet. Ama bu ilişkide iki kişi değilsiniz, onu söyleyeyim. Bir 4-5 kişi varsınız yani. Neyse ki FPS ilk başlara göre biraz daha iyi arkadaşlar. En azından onu izleyebilir seviyede. Şöyle bir yandan da etrafı kolaçan edelim de. Aman diyeyim, bir şey görürüz mürürüz, gözden kaçırmayalım. Sen de göründüğünden salaksın, onu söyleyeyim de. Allah Allah. Adam o kadar şerefsiz ki full ikili oynuyor. Ben de ikili oynamaya devam ediyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Getir gaza. İyice boz aralarını. Aynen aynen. Adam ne kadar şerefsizse ben 2x şerefsizim. Hadi bakalım. Çekil şimdi, burayı bana bırak. Jeneratör menatör ne lazım, hemen halledeyim. Tamam. Bir daha. Hallettik mi jeneratörü? Tabii. Onu satayım, onu lan. Abi Victor dedi o mu? Bir daha baksam oraya tabii ki görünmeyecek değil mi? Allah kahretsin, bunları buldu ya bula bula. Gerçi iyi de oldu ya, iki tane sapık, iki tane ahlaksız insan. Ben size ne dedim, sevişenler ölür. Tamam, aç şimdi onu. Hadi bakalım. Eğlenceye mi gidiyoruz yoksa ölüme mi? Eğer o açtığın şarkıdan telif yersem, bir sonraki bölüm seninle saç baş birbirimize girişiriz, onu söyleyeyim. Ah lan. Hala git gel mi yapıyorlar? Doğru gerçi, olaydan hiçbir şeyler yok ki. Ne hatırlıyorsun? Stupid half-baked prank that probably got Hannah and Beth killed. Yani bir nevi ona zemin hazırladınız. İşte bu tamamen şey arkadaşlar, vicdan rahatlatma seansı. Kendileri de biliyor onların bok yemesi olduğunu. Öyle bir şey yapmasalar evlerinde sıcacık sıcacık oturuyorlardı. Ha tamam, tabii ki %100 bunların suçu değil. Sonuçta ormana kaçıp kaçmayacaklarını bilemezlerdi ama olayı tetikleyen bunlar mı? Bunlar. Ne oluyor lan? Yok, benim kulağım dün çıktı, duymadım ben. Bir 3-4 gün geçsin kulağımı çıkmasının üstünden ve ben de dinlerim, öyle sesleri duyabilirim diye düşünüyorum. Ne yapacağız? Oğlum siz nereye gidiyorsunuz? Taş maş düşecek üstünüze şimdi. Evet evet. Al sana başka yol. Ya oğlum, oraya dayanılır mı ya? Tamam, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Atla sen de aşağı. Bir an derin bir yere düştü sandım ya. Tamam, önemli olan onlar. Hayır, inip yardım etmemiz lazım. Aşağı atlarsak tam kahramanca da, bence arabayı itmesi daha mantıklı şu an. Ama arabayı itsin ya. Alright Jess, there's a cart. I think if you can push it, you can get by. Alright, okay, let me just try. Yapamazsan ineriz. Oo, onu nasıl itsin oğlum? It's too heavy. Yardımcı, ısrar etmemizin bir anlamı yok. Onu itemez. Onu biz de itemeyiz. Hey, so babe, you see the little gap down there between the cart and the wall? Geç oradan. Tiny little gap? Geçersin sen oradan, geçersin. Just, you know, like shimmy through it or something. I appreciate your confidence in my physique, but I don't think the ladies are gonna fit. Lan geçersin, biraz şöyle falan yaparsan. Right. Okay. Okay. So, why don't you either toss that light down or, you know, be a hero. Tamam, geliyorum, geliyorum. Tamam, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. All right, don't move. I'm coming in. Better hurry up before some other hunky beefcake gets here. Ananı satayım, arkadan bir şey geldi. Hey handsome, wanna help me move this cart thing? Oğlum, neydi lan o arkadan gelen? Tamam, sen de yardım et de iki kişilik insan gücüyle iterim. Gitti babacığım. Allah Allah. Allah Allah. Ya vagon itmeyi oraya nasıl bağlayabilirsin ya? Hadi bakalım, Sevgililer Günü Katliamı filmi geldi aklıma bu şekil. Maden ocağına falan iniyorlardı. Lan ne oluyor? Oğlum, o kadar hızlı sordu ki basamıyordum bir an. İyiyim iyiyim, sıkıntı yok. Biraz göt gitti ama bir şey olmaz.
Bu vagon nasıl geldi? Biri mi itti bunu? Ne oldu? Niye buraya geldik ki o zaman? Ürkerken libidonuz düşsün bari biraz ya. Hala libidoları tavan ya. Ben bu arada bir yerlere gidip inceleyebiliyor muyum? Bunu illa takip etmek zorunda mıyım? Ha, yo, inceleyebiliyormuşum. Bu ne? Hayda. Pro mu lan o? Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Kral, kural mı kaldı? Dağın başındayız ya. Jessica da gerilmeye başladı. Maden tehlikesi haritası. Ooo, her yer tehlikeli. Her yere kırmızı uyarı konulmuş. Oğlum bu açı ne, bir şey çıksa şu an altıma sıçarım. Işığı gördük mü? Hah, sonunda tamam. Buradan çıkmamız iyi oldu. Üstümüze falan bir şey yıkılsaydı mahvolurduk. Jessica, sen biliyorsun diye takıldım peşine geliyorum. Bak beni inşallah ölüme ölüme sürüklemiyorsundur ya. Tamam, yani karakterlerin hepsine uyuz oldum ama arkadaşlar, karakterleri yaşatabileceğim seçenek neyse her zaman ondan yanayım. Yani birbirlerini aldatıyorlar diye ölüm hak ettikleri anlamına gelmiyor. O kadar da değil. Donacağız, donacağız. Ne teleskopu? Avni, bırak şu teleskopu hadi. Aha, ne gördü? Bir şey gördü. Bakayım, biz makine tabii ki de hiçbir şey görmeyeceğiz. Neresinde gördün ya? Allah'ım ya Rabbim. Ha, biz varız sadece. Jessica var ya, içten içe öyle bir sıçmaya başladı ki şu an. Haklı da tabii bir yandan. Jessica'cığım, hani en azından kapıyı sen açabilirsin diye düşünüyorum. Tamam, hani gentlemaniz falan filan da kapıya kadar gidip bekleyeceğine açıver 2 dakika. Biz öndeysek biz açarız zaten. O ne lan? Geyik mi o? İleride bir şey var. Ha, geyikmiş, tamam. Bu geyiklerin de bir olayı var ama. Bunların sanki böyle bir katile yardım etme olayı gibi bir şey varmış gibime geldi. Kızgın. Seni de göreceğiz birazdan. FPS böyle gittiği sürece problem yok bu arada. Şu an gayet iyi. Gameplaylerde oynamama izin veriyor. Sinematiklerde de donmuyor. Aralarda bir iki tane olur. Oyunun başı gibi değil yani, şu an gayet iyi. Girişte hani kaçıran falan varsa, şu an FPS sorunu genel bir sorun arkadaşlar. Oyunun sorunu yani, benim problemim değil. Optimizasyonunu çok kötü çıkarmışlar. Hani bazı anlarda seyir zevki düşebilir. O benden kaynaklı değil, haberiniz olsun. Bazı anlarda da bardağın boş tarafına bakmamız lazım arkadaşlar. Gerçekçi olmak lazım. Ama tırmanılır onun üstünden ya. Evet, yani basit. Hey Mike, you got something on your face. Kardeşim salak mısın? Üçüncü sınıf taktiğini yedin ya. Nereye gitti? Bakışından anladım gittiğini. Şaka yapıyor ol. Lütfen şaka yapıyor ol. Şaka yapıyor ol. Kandırıyor ol beni. Yo, Abruzzi'ye gelmedik. Nereye geldik? Sam en son duşa gireceğim falan diyordu. Yok yok kardeşim, gerekmiyor. Şimdi Jessica'lar bokun içinde kaldı. Bunlar biraz daha güvenli yerde gibi şu an. Tamam. Burada bölümümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölüm Sam'in maceralarına odaklanmaya çalışacağız. Bir yandan da Jessica ile Mike falan ne halt yiyecek, onlara bakacağız. Onlar kötü bir yerde kaldı. Bence fake değildi o bu arada. Gerçekten Jessica'nın başına bir şey gelmiş olabilir. 2 günde bir atmaya çalışacağım arkadaşlar bu seriyi. Bölümler ortalama 1-1,5 saat olacak. 4-5 bölüme biter diye tahmin ediyorum. Umuyorum ki Frankston'a gelen ilgi gibi yoğun bir ilgi gelir de ben de daha hevesli çekerim. Çünkü öyle olduğu zaman gerçekten çok daha hevesli bir şekilde çekmiş oluyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.